Deniz yürekli dostlar, 2 Temmuz 2010 günü yeni bir çağı, yepyeni bir denizcilik ruhunu başlatan bir efsane tekne denizlere veda etti. Onu gözyaşlar içinde uğurladık, Rahmi Koç Müzesi'ne yolladık denizlerdeki anamızı. Biliyorum bu haberi geciktirdik, elim varmadı. Ben sevgili alim Sür yazsın diye yazmadım, alim de Haldun yazsın diye yazmamış. Kısmet birkaç yıldır Rahmi Koç Müzesi'ne isteniyordu. Gerekiyordu da bu. Böylece çocuklarımızın torunları dahi dünyayı gezen bu ilk Türk teknesini efsanevi kısmeti görebilecekti. Fakat büyük usta bir türlü veremiyordu kızını, veremiyordu. Sanırım bu aşkı herkes anlayamaz. Tam 45 sene koyun koyuna yattığın eşini, sevgili hayat arkadaşını el oğluna vermek gibi bir şeydir bu. Sadun abimin, sevgili büyük ustamın kısmet kızından ayrılmak üzüntüsünü hepimiz hissettik, gördük. Lakin büyük ustamız 82 yaşında. Bana birçok kez Haldun makul olan budur diyerek kendini ikna etmeye çalıştığını fark ettim. Ben ve pek çoğumuz bu mübarek teknenin güvertesinde ve ruhu içinde büyüdük ve iyi birer denizci olduk. Uzaklara gidenler, dünya turuna çıkanlar, Gökova Okluk Koyuna giderek, kısmetin yanına demirleyerek, büyük ustadan icazet aldılar, ondan cesaret aldılar. Hepimiz ona örnek aldık. Sadun Boro ve kısmet, Türk denizciliğinin gurur veren bir simgesi oldu. Bütün bunların hepsi ve hepsi, o yaşlı kızımızın, kısmet anamızın kucağında, maceralarında, kitaplarında ruh buldu. Okluk Koyuna her geldiğimizde, her gelen gibi gözlerimiz önce kısmet anayı aradı. Onu görünce kendimizi emniyette hissettik. Denizlerdeki babamızın, anamızın kanatları altında hissettik kendimizi. Velhasıl o efsane teknemize veda etmek çok zor geldi bizlere. Ve bizden çok Sadun Bora'ya. Rahmi Koç Müzesi'ne kısmet taşınırken, taşınmak için büyük romoklu bir tır, karadan tekne taşımacılığı konusunda profesyonel bir ekiple geldi. Bodrum içmelerdeki yat lifte. Kısmet kaynaklar yapılarak sabitlenen felekler ve dayaklar üstüne alınarak büyük romoko sabitlendi. Ancak birkaç saat süren bu çaba boyunca hepimiz üzgün ve moralsizdik. Oda ablacığım sürekli yaşlı gözlerle bakıyordu 45 yıllık anılarına. Büyük ustamızın yüzü ise acılarla doluydu. Sanki canı yanıyormuş gibi. Sanki kısmet ana sevdiklerinden ayrılma anı geldiği için acı çekiyordu da, büyük usta da bu ayrılık acısını sadece ruhunda değil, etinde, canında hissediyordu. Onca kavurucu sıcakta tüm gün boyunca kısmet evladının yanından hiç ayrılmadı. Her şeye nezaret etti, yönlendirdi, dikkat ettim. Hiç ama hiç kimse onun sözünden çıkmıyordu. Sonunda yükleme tamamlandı ve hareket anı geldi. Tır şoförü büyük ustaya bakıyordu ama usta hadi gidin demiyordu, diyemiyordu. Yani son anı yazmak zor, gerçekten zor. Ben o efsane tekne denize inerken oradaydım, Salacak'taydım. 16 yaşında bir genç, kısmetle birlikte büyüdüm, onunla birlikte yaşlandım. İşte o son anda kısmetin güvertesine çiçekler atılmaya başlandı, güverte çiçeklerle doldu. Büyük ustam söylediği için deklanşöre basabildiğim kadar bastım, fotoğrafladım. Ama öyle bir an geldi ki gözyaşlarımdan bizleri göremedim. Alim Sür kamerada, ben kokpitte, Sadun Bora güvertede çiçekler üstünde çocuklar gibi ağlamaya başladık. Büyük usta son bir kez kısmet kızına sarıldı. Gözyaşları bembeyaz sakalların arasından süzüldü, göğsüne damladı. Ya canım ustam. Bu yazıyı ben yazmayacaktım işte. Kalbi sıkıştı, dilaltı yetiştirdi o da abla. Yine de kızının dümeninden tutarak tırla beraber yürüdü. Ve içimizde en gencimiz yine oydu. Yol göstericimiz, büyük ustamız. İşte kısmet anamızı ebedi istirahatkâhına böyle yolladık. Çünkü artık o Türk denizinde mal olmuş bir efsane teknedir. Kısmet artık nesiller boyu denizcilerimize örnek olmaya, ilham ve cesaret vermeye devam edecektir. Evet, Türk denizciliğinden
lirizmle yüklü bir tarih sayfası kapandı ama büyük ustamız yine bizimle, hep bizimle, her zaman bizimle. O bitmez tükenmez enerjisi, neşesi, ustalığı ve yol göstericiliğiyle bizimle. Zaten denizlerde yetimiz. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. Evet be büyük ustam, evet, makul olan budur. Sen onu gelecek nesillere hediye ettin, makul olan budur. Güle güle kısmet ana. Bize verdiklerin adına sana olan minnet borcumuzu hiçbir zaman unutmayacağız.